2024 Paris Olimpiyatlarından güzel haberler geliyor. Atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi finale yükseldi. Okçulukta erkek milli takımımız aldığı galibiyetle çeyrek finale yükseldi. Ve filenin sultanları bugün Hollanda karşısında efsane bir direnişle galibiyeti elde etti. Hepsi yüzümüzü güldürdü, göğsümüzü kabarttı. Bir kez daha Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza başarılar diliyor. En güzel sonuçlarla ülkemize dönmelerini umut ediyoruz. Değerli arkadaşlar, AKP'de 31 Mart seçimlerinin hazımsızlığı hala devam ediyor. Neymiş? Hazine ve Maliye Bakanlığı belediyelerin borçlarını kaynağında kesecekmiş. Bu düpedüz kendi siyasi başarısızlıklarını vatandaşa fatura etmeye çalışmak, kendi siyasi çöküşlerinin bedelini halka ödetme çabasıdır. AKP'nin siyaset anlayışının merkezinde halkın olmadığını bildiğimiz için bu girişim bizim için sürpriz olmadı. Akıllarınca Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin gözünü korkutacaklar. Akıllarınca Belediyelerimizin vatandaşa hizmet etmesini engelleyecekler. Ya siz bu tarz hamlelerle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halka hizmet etmesini engelleyebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Biz bu filmi daha önce gördük. 2019'da İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri uzun bir aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisine geçti ve AKP'nin ayak oyunları başladı. Pandemi döneminde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin dayanışma için açtıkları hesaplara bloke mi koymadılar? Belediyelerin maske ve hijyen paketi dağıtmasını mı engellemediler? Yoksa ekmek üretilmesini, aş evlerinde yemek dağıtılmasını mı engellemediler? Küresel salgından bile siyasi rant devşirmeye çalışan AKP iktidarı, üç tane maskeyi bile dağıtamazken Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşın zor gününde onların yanında oldu. Vatandaşın, esnafın her türlü sorununa çözüm ve çare üretti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden tam bir buçuk ay sonra 17 Mayıs 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tasarruf tedbirleri yürürlüğe girdi. Yerel yönetimlerin bazı yatırımları sınırlandı, bazı yatırımları ise izne tabi tutuldu. Sanki daha önce bu ülkede ekonomik kriz yokmuş gibi kamuda tasarruf tedbirleri almak AKP'nin aklına Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçim başarısından sonra geldi. Şunu çok açık söyleyelim. Hizmetlerimiz sadece yönettiğimiz belediyelerin sınırları içerisinde olan yurttaşlarımızın değil Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan yurttaşlarımızın beğenisini ve takdirini kazandı. Mazeret üretmedik. Kaynaklar sınırlı. Bu kaynaklarla hizmet edilmez demedik, çözüm ürettik. Herkes müsterih olsun ki AKP'nin hiçbir girişimi şimdiye kadar halkımıza milletimize hizmet etmemizi bugüne kadar engelleyemedi. Bundan sonra da engelleyemez. Ne yaparsanız yapın. Ne belediye başkanlarımızın milletimizin gönlündeki yerini sarsabilirsiniz, ne de onların milletimize sundukları hizmetleri engelleyebilirsiniz. Unutmayın ki belediye başkanlarımızın halkın gönlünde, vicdanında edindiği yer sizin bu basit siyasi manevralarınızla sarsılmayacak kadar sağlamdır. Değerli arkadaşlar, AKP ülkeyi olduğu gibi yönetiminde olan belediyeleri de adeta talan edip enkaza çevirmiş. Bakın, Sayıştay Başkanlığı'nın Denizli Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yayınladığı 2022 yılının raporunda Sayıştay müfettişleri belediye yetkililerinin yeterli nakit tutar belediyenin kasasında bulunmasına rağmen vergi borcunu ödemeyerek bile isteye belediyeyi zarara uğrattıklarını tespit etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de durum farklı değil. Yine Sayıştay, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde kuruma ait otomobil, otobüs, minibüs gibi araçların Hiçbir ücret alınmadan çeşitli dernek ve vakıflara, spor kulüplerine, sivil toplum kuruluşlarına ve kişilere görevlendirildiğini tespit etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi gelir hesapları ve tarife cetvellerinin incelenmesi sonucunda etkinlik salonlarının dernek ve vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına mevzuata aykırı olarak kullandırıldığı tespit edildi. Manisa'da Sayıştay'ın tespitleri dışında geçmiş dönemde yapılan birçok yolsuzluğu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek kamuoyuyla paylaştı ve biz de bu kürsüden ifade etmiştik. Hatta önceki belediye başkanı 31 Mart yerel seçimlerini kaybedeceğini anlayınca belediyenin kasasını boşaltmak istemiş. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından Maskiye yani Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 130 milyon Türk Lirası belediye alacaklarına da 480 milyon lira ödeme yapılması talimatı vermişti. Peki bizim belediyelerimiz ne yapmış? Birkaç çarpıcı örnek verelim de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halka hizmet etmesinden tedirgin olan AKP ve Sayın Erdoğan gözünü kulağını açsın da vatandaşa hizmet nasıl olur görsün. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediye'miz tüm belediyelere örnek projesi 14 kent lokantasıyla binlerce İstanbulluya 4 çeşit yemeği 40 liraya yiyebilecekleri bir hizmet sunuyor. Şimdiye kadar 300 bin öğrenciye geri ödemesiz burs, 5 binin üzerinde öğrenciye yurt, 650 bin anneye anne kart ile ücretsiz ulaşım imkanı sağladı. 600 binin üzerinde çocuğumuza tam 27 milyon litre süt ulaştırıldı. 100 mahallede kreş açıldı. 25 bin aileye yeni doğan destek paketi ulaştırıldı. Bitti mi? Tabii ki hayır. 1 milyon haneye et ulaştırıldı. 1 milyonun üzerinde haneye İstanbul kart ile periyodik olarak nakdi destek sağlandı. Ankara Büyükşehir Belediye'miz 40 bine yakın emekliye 1500 lira destek ödemesi yaptı, yapmaya da devam ediyor. 200 binin üzerinde aileye doğalgaz desteği, 250 binin üzerinde aileye et yardımı sağlanıyor. Yine tüm Türkiye'ye örnek bir projeyle Ankara Büyükşehir Belediye'miz 9 ve 30 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlara ücretsiz HPV aşı desteği sağlıyor. 12 bin öğrenciye barınma desteği, 150 binin üzerinde öğrenciye kırtasiye yardımı yapıyor. 50 bine yakın öğrenciye de sınav giriş ücreti desteği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediye'miz 105 binin üzerinde haneye süt yardımı yapıyor. Kent genelinde yaygınlaştırılan kent lokantalarıyla binlerce İzmirliye dört çeşit yemeği 50 liradan sunuyor.